Oğlunuzu en son ne zaman gördünüz? Bir daha ne zaman görebileceksiniz? Ben en son 2 ay önce görmüştüm işte. Daha gitmedik. Artık bilmiyorum ne zaman görürüz. Yani hayalleriniz var mıydı? Düğün yapacak mıydınız? Olmaz olur Planlamış mu? mıydınız? Yani Yani. anlatır mısınız? Yani Ne anlatayım ki işte ya. Yani. 22 yaşında bir çocuğun cezaevinde yatmasını kimse istemez. Yani buradan kimlerle mesaj vermek ister misiniz? Ben Adalet Bakanı'na mesaj vermek istiyorum aslında. Bu kadar kişilerin, bu bilişim suçundan yatan kişilerin ne şekilde yattığını avukatlar dahi kestiremediğini söylüyor. Biz de zaten bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Benim çocuğum benim bildiğim kadarıyla 43 dosyadan yargılanıyor. Gerekçesini de soruyor hakim. 5 tane site kurduğunu söylüyor. 2,5 milyon, 2,5 lira mı? 2,5 milyon değerinde, 2.500 lira. O 5 sitenin kurbanıyım diyor. Hala siteyi kurduğundan dolayı bu cezayı alıyor. Başka bir suçunun olduğunu zannetmiyorum çocuğumun. Arkadaşımızı Türkiye'ye reklam etmek değil. Yani bir şeyler faydamız tabii. olsun. Hani 17 yaşından itibaren karakola düşmeye başladı daha doğrusu. Hani sırf bu şeylerden dolayı. Yani suçsuz olduğunu hani hiçbir türlü şey yapmıyoruz. Yani itiraz etmiyoruz. Elbet varsa bir suçu ondan dolayı da yatıyordur ama yani bu kadar bir ceza hiç kimse beklemiyordu. Yani avukatların bile aklı hayali almadı. Yani bilişimde genelde böyle cezalar alınıyor. Yani beklediğimiz bir şey değil. Yani kendisi de aynı şeyi söylüyor. Yani bin pişman. Yani gençliğinin verdiği şeylerden olduğunu düşünüyorum. Yani başka diyecek bir şey yok herhalde. Yani şikayetçi olanlar şu an 43 dosyadan yargılanıyor. Bütün sanıklar yani müştekiler hepsi bir araya gelse 200 yıl ceza aldığını bilse çoğu eminim bilmiyor. Yani bilenler onlar bile vicdanı sızlar yani 200 sene yatacaksa şikayetten bile vazgeçerler. Hani onların adına konuşmuyorum. Kişisel düşüncem. Yani içeride bir harcanıyor yani hani bir insanlarla yatıyor mahkumlarla. Tamam, evet, tamam.